Herkese merhabalar arkadaşlar. Cümleten selamun aleyküm. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Trabzonspor mutlu ediyor mu arkadaşlar size? Nasıl, keyifler iyi mi? Evet, yani can sıkıcı konular olduğunu biliyorum. Ama yapacak çok da bir şey yok bazı şeyleri. Bugün Petković hakkında konuşacağız. Mendy hakkında konuşacağız. Birkaç konu hakkında daha konuşacağız arkadaşlar. Videoya başlamadan sizlere bir özür borcum var. Petković konusundan arkadaşlar sizlere özür diliyorum. Sizlerden çok özür diliyorum. Yani bu transfer buradan sonra gerçekleşirse benim için şok olur. Bu transfer gerçekleşmeyecek. Sizlere 3 ay boyunca gerçekleşecek dedim. Lafımı yemem dedim. Hala olduğum yerdeyim dedim. Bu transfer olmayacak. Ben suçu kimseye falan atmam. Yönetimmiş, oymuş, buymuş, şuymuş. Suç tamamıyla benim. Sizi yanılttım. Özür diliyorum. Bunun cezasını da kendiniz kesersiniz arkadaşlar. Yani benim ne yapayım yani? Diyet mi ödeyeyim? Diyetimi siz şey yaparsınız. Şimdi bugün ne konuşacağız? Bu transfer neden gerçekleşmedi? Zagreb tarafında ne oldu? Trabzonspor cephesinden çok haber alamıyorum. Bu ara yönetim biraz karışık. Bir süredir yani mesajlar görüldü. Telefonlar açılmıyor. Ben çok arayan, çok yazışan biri değilim. Yani ben insanlara darlamayı sevmem. Her zaman da çekingen bir yapım vardır. Başka Fenerbahçe cephesinden edindiğim bilgileri paylaşacağım. Oradan bir iki hem bu spor medyasında bulunup hem kongre işi yapan hem inanılmaz zengin İki tane abimle oturdum. Bunları aktaracağım. Burada öğrendiklerimi sizlere aktaracağım arkadaşlar. Çünkü içinde Trabzonspor ile alakalı bilgiler var. Şimdi Petković konusunu özet geçelim. Petković arkadaşlar Zagreb kulübüyle anlaştı gibi. Hatta Zagreb Mahir vardı. Konyaspor'da Mahir Emreli. Onu galiba Lokomotif'e yolluyor. Onun yerine de çok iyi bir genç yetenek çekiyorlar. Mieres diye bir futbolcu. Bayağı da olumlu raporlar var oyuncu hakkında ama tabii Türkiye'ye ister miyim? Biz bu oyuncuyu potansiyel ulaştırabilir miyiz? Orası ayrı. Lokomotif Zagreb kendi kafasına göre bir sistem yaptı. Kendi planına göre de uydu. Petkovic'te de 1.2 milyon euro civarını anlaşıyorlar ki kendileri için bayağı büyük meblağ. Yani 1.2 milyon euro bir Hırvat kulübü için, hele Şampiyonlar Ligi'ne kalamayan bir Hırvat kulübü için büyük para. Şimdi gelelim bu transfer neden gerçekleşmedi. Ben Fenerbahçeli yetkililerle yani yarı yetkili ama yani kapladıkları ağırlık öyle az buz değil. Yani Ali Koç'a tek telefonla ulaşabilen insanlar. Hatta bir tanesi benim eski patronum. Neyse. Livakovic meselesinde Fenerbahçe uzun süre beklediğini herkes biliyor arkadaşlar. Hatta İsmail Kartal Livakovic olmasa da olur demiş. Ben devam ederim Altay'la. Zaten yerli problemim var falan filan diye. Fakat sonrasında gelen Altay'a tepkiler, Altay'ın kötü performansından sonra Fenerbahçe Livakovic'in biraz daha isteklerine yere getirip biraz daha reddedemeyeceği teklifler sunup Livakovic'i kadrosuna katıyor. Kendileri arkadaşlar şunu söylediler. Biz Trabzonspor'un Petković'i alırsa şaşırırdık. Biz bu transfer sürecinde Trabzonspor Petković'le ilgileniyordu. Biz Livakovic'le ilgileniyorduk. Kendileri de şunu söyledi hatta. Şampiyonlar Ligi'ne kalsalardı Livakovic'i vermeyeceklerdi. Onlar hatta Livakovic'e sözleşme uzatıp daha yüksek meblağlara satmayı planlıyorlardı ama Şampiyonlar Ligi'ne kalmadıkları için Livakovic'le sözleşme uzatmadılar. Oyuncuyu da Fenerbahçe kulübü çok net bir şekilde ikna edip kadrosuna kattı. Uygun bir bedelle kadrosuna kattı arkadaşlar. Petković meselesinde bizim cephemizde aslında ben Orsic transferi bittiğinde gelen bilgi Petković Trabzonspor'daydı. Hatta bu transferde
hocanın direkt de kendi özel isteği ve kendi çabaları vardı. Orsic olduktan sonra ben Petkovic'in açıklanmasını bekliyorum. Zagreb yönetiminin Trabzonspor'dan özel rica olarak oyuncunun hem yerini doldurmayı planlıyorlardı hem de kendileri için kritik eşik olan Şampiyonlar Ligi'ni geçmekti. Benim ama Fenerbahçelilerden duyduğum, Fenerbahçe yönetim tarafından duyduğum Zagreb turu geçseydi hiçbir topçuyu Türkiye'ye yollamayacaktı. İşte onlar o yüzden diyorlar. Biz Petkovic'in bu kadar kesin dille Trabzonspor'la anlaştı, geliyor olaylarına çok şaşırdık. Biz beklemiyorduk. Zaten gerçekleşmedi. Fenerbahçe Livakovic öyle çekti. Yani Trabzonspor'da ne aldı? Hava. Hava. Su. Böyle su. Bir soğuk su içelim. Bu tabii soğuk su değil, bu soğuk kahve de su gibi hayal edin. Yani yazık oldu arkadaşlar. Beni de çok utandım ama tüm samimiyetimle söylüyorum. Ben hiçbir zaman geri adım atmadım. Çünkü basına servis edilen haberler de beni destekler nitelikteydi. Doğal olarak arkadaşlar, yani bu işin mükafatını alıyorken nasıl kaynaklarımızı ve iletişime geçtiğimiz insanları söylemiyorsak, olumsuz bir şey olduğunda da söyleyemeyiz. Ama bunların hepsinin yönetimin direkt içinden ve yönetime birinci derece yakın taraf kişilerin aktardıkları bilgiler olduğunu söyleyebilirim. Hatta bir tanesini direkt olarak Hırvatistan'a giden kişiyle irtibatı var yani. O yüzden söylüyorum. Trabzon yönetimi de aslında yerel basın oldukça artık yerel basın Ertuğrul Doğan yönetiminin basın sözcüsü olduğu için her kötü olaydan sonra da Trabzonspor Petkovic ile anlaştı haberleri yayıldı. Bunları eleştiri amaçla söylemiyorum. Haberi aktaranların isimleri olarak söylüyorum. Yunus Emresel, Hasan Tuncel, Safa Can, işte benim eski çalıştığım kanal Spor Dijital, A Spor. Yani bütün herkes bu bilgileri direkt olarak paylaştı. Trabzonspor Petkovic ile anlaştı. Oyuncunun bu hafta Türkiye'ye gelmesi bekleniyor diye bunu ben de paylaştım. Ama geldiğimiz nokta, Zagreb kulübü bizi güzel kerizledi. Bizim yöneticilerimizin de ne kadar beceriksiz olduklarını bize kanıtlamış oldu. Ertuğrul Doğan'ın bir lafı vardı. 3 kuruşluk adama 5 kuruşluk verirsem ben o adamı alırım diye. Peki ben soruyorum, Joaquin Fernandez şu an İspanya'da ne yapıyor? Geçen Getafe'nin maçını izlemiş. Yani bilmiyorum, Ertuğrul Doğan'ın ben kendisinin Trabzonsporluğundan şüphe etmiyorum. Fakat size ben hani bu şu an bir furya var. Transfer çılgınlığı furyası var. Trabzonspor'un da bundan nemalandığıyla alakalı bir bilgi paylaşmıştım. Tabii kitlem çok az olduğu için bunları anlayan yok ama söyleyeyim burada da. Tekrardan bir özet geçeyim. Mevcut iktidar şu an aslında bu kulüplerin iyi oyuncuları, yüksek meblağlı transferleri, flash transferleri Türkiye'ye kazandırmasından çok mutlular ve bunu destekliyorlar ve bu yöneticileri daha da gaza getiriyorlar. Ben iki tane milletvekili, yani mevcut hükümetten, muhalefet değil, hükümetten milletvekiliyle görüşme şansım oldu. Kendileri, çok az takipçim var diyorum da, yani kendileri çok da olmasa da takip ediyorlar. Yani yalan yok arkadaşlar, yani kitlemde harbi az ama gerçekten de çok değerli insanlar takip ediyor. Yani şu, yani Suriye'deki İsmet abimiz kendisi orada askeri personel olarak, özel harekatçı olarak bizi izliyor. Sıkı takipçimiz, sıkı destekçimiz, bir sürü iş adamı vesaire var. İşte gurbetçi arkadaşlarımız var, Ekrem abimiz var. İşte Stockholm'den bir sürü Zekeriya Bey falan var, bir sürü kişi var. Böyle destekliyorlar, arada çıkıyor. Kendileri şunu söylediler yani, aktardıkları destekliyor. Ben de sordum kendime, bu tam bizden belli zaten de Trabzonspor bunun neresinde?
Trabzonspor'a bir şey yapılmadı. Yani Trabzonspor böyle hamle yapamıyor. Aksine ekonomik anlamda da çok sıkıntı çekiyor diye. Yani o da şey demişti. Yapıldı. Hani bir takım, ben onu söylemiyorum. Çünkü bana kızıyorsunuz. Ben o lafları, o yorumları görünce sinirleniyorum. Benim biraz sinirli bir yapım var. Bilmiyorum, belki de benim de antidepresan kullanmam lazım sinirlenmeyeyim diye, ama görünce sinirleniyorum. Böyle garip yorum görünce adamı kafes dövüşüne çağırasım geliyor. O yüzden ben söylemiyorum. Şey dedi, Trabzonspor'a yaptık, yardımcı olduk bazı konularda. İşte hani sizin çok sevindiğiniz, anlattığınız bazı şeyler var ya, 2-3 tane. Heh, onlar dedi. Artık siz ne anlarsınız. Yani anlatabildiğim şey öyle, ben kulübe para koydum, ben bilmem ne yaptım, şunu yaptım, bunu yaptımın hiçbir anlamı yok. Sahaya yansımazsa sonuç, istersen Trabzonspor'un borcunu sıfırlama, artıya geçsin, hiçbir anlamı yok arkadaşlar. O yüzden bu herhalde yönetim, Hacı Osmanoğlu yönetiminden sonraki en zayıf yönetim diyebiliriz. Sosyal medyada birçok dedikodu geziyor yönetiminin transferden sorumlu bilmem kişileri hakkında. Onlar hakkında bilgim yok. O toplara da girmem. Yönetimi sık eleştiririm. Ama benim sürekli bu insanlarla yüz yüze gelme ve bu insanlardan bilgi alma hakkım olduğu için ve bilgi alma ihtiyacım olduğu için bu adamları sizler kadar öyle yerden yere vuramam. Hakaret makaret edemem. Etmem de, kimse de etmesin hakaret zaten, ama yönetimde de açıkçası Ertuğrul Doğan tek adam. Nevzat Kaya, yani işte eklenmesi gereken zamanda Birhan Bey de, kendisini daha öncesinden de tanıyorum. Dışarıdan gözüktüğü kadar da aktif değil. Dışarıda daha aktif gözüküyor ama dışarıdan gözüktüğü kadar da aktif değil. Yani transfer yönetiminde açıkçası iş bitirici ve uluslararası çapta Ertuğrul Doğan dışında pek kimse yok. Ertuğrul Doğan'ın da sınırı belli. Yani bir Ali Koç gibi ya da bir Erden Timur gibi değil. Ha, böyle isim var mı Trabzon camiasında? Vardır. Olabilir. Çünkü Trabzon gerçekten kalifiye insanlar da yetiştirmişliği var. Benim bile kaç tane, bizim mesela Oğuzhan, yayınları aldığımız Oğuzhan, Koç mezunudur ha. Çift Anadolu vardır Koç Oğuzhan'ın. Öyle yani boş insanlarla falan biz muhatap olmayız. Birçok kişi de bana cahil mahil diyor, kültürsüz, eğitimsiz falan diyor. Benim CV'mi ve okuduğum okulları, planladığımı, doktora yapmaya çalışacağımı bilmem neyi bilseler bunlara demezler, ama neyse, herkesin canı sağ olsun. Bu konuyu böyle kapayalım arkadaşlar. Çok uzatmaya gerek yok. Petkovic konusunda özür diliyorum. Dolandırıldık. Hayırlı olsun. 1,2 milyon euro da iyi para. Ya 1,2 milyon euro oradan alan adamı da biz 2,5'tan aşağı ikna edemeyiz. 2,5 versek ben burayı yangın yerine çeviririm. Şimdi gelelim Batista Mendy konusuna. Şimdi Batista Mendy konusunda 6 numarayla alakalı bana birçok kişi, birçok kişi dedim 2-3 kişi, yani birçok kişi değil. İşte bende de bu hastalık var. O kötü yorumları o kadar büyütüyorum ki. 6 numarayı bilmiyorsun kardeşim. Komik duruma düşüyorsun bilmem ne. Şimdi bir Batista Mendy detayını anlatacağım. 6 numarayı, 6 numara üzerine benim zaten yani bir şey anlatmak istemiyorum. 6 numarayı bilmek isteyenler için bak, 6 numara için bir, şu kitabı okuyorsunuz, tamam mı? 2, şu kitabı okuyorsunuz. 3, şunu okuyun, bunları okuyun. Bu benim kütüphanemin binde biri. Sadece spor ve İstanbul'a getirebildiklerim var. Yani şu kitabı ben Trabzon'da ilkokuldayken okuyordum ha. Mourinho'nun kitabı. İyi gidi. Şimdi arkadaşlar, 6 numara nedir konusuna geleyim. Bir, bu adama sorarsan 6 numara nedir diye sorarsan Ferguson, bu adam diyor ki Gerrard ve Lampard oldukça fazla büyütülmüş iki oyuncuydu. Bu oyuncular yüzünden Carragher'ın hakkı yendi. Bu adam Carragher tarzı 6 numara tercih ediyor. Biraz da boyu biraz daha uzun. Biraz da top çalması da fena olmayıp pasta çıkması da iyi olan denge oyuncusu.
Bu adam mesela denge oyuncusu. Bana biraz yakın Ferguson'un sistemi. Kendisi de yani Gerrard ve Lampard yüzünden Carragher'ın hakkı yendi. İngiltere milli takımında Carragher ilk 11'i çıksa orta sahadaki defansif zafiyet biraz daha az olurdu. Şimdi bu adama sorsan, bu adam der ki ben Cambiasso'yla severim. Essien'i severim. İşte United dönemi başarısızdı ama işte Chedira'yı severim. Bu adam uzun boylu, sertliği yüksek, fiziksel gücü yüksek, biraz daha bana yatkın 6 numara anlayışı. Daha keskin bir 6 numara tercih ederim der. Biraz daha hamallık yapacak bir oyuncu, bir tercih yaparım der. Bu da aynı adam zaten. Bu adama sorsam yeri ve zamanına göre yaparım der. Barça'dayken biraz daha top becerisi iyi olanla oynarım der. Biraz daha kim gibi işte. Yani değişiyor. Bazen bir ara Mascherano oynadı. Bir ara Xavi'yi bile oynattı oraya. Yani. Mesela şu an Rodri ile oynuyor bu adam. Biraz daha keskin bir oyuncu. Şimdi burada olmayıp da tercih edecek başka insanlar da var. Mesela hangi tarzı 6 numaraları var? İşte kesici ve fiziksel gücü yüksek olmayıp dışında başka ne tarzı 6 numara var? Ben Sosa Trabzonspor'da 6 oyunu dedim. Derin oyun kurucu diyorsun. Kendine komik duruma düşüyorsun. Birbirini iyi dinleyin. 2. 6 numara nedir? Rakamlar ve mevkilerde çok kafayı yormayın. Sınırlandırırsanız işin içinden çıkamazsınız. 1. Verratti nasıl bir 6 numara dersin? Bak Verratti de kısa, Torreira de kısa. Ama ikisi bambaşka tarz oyuncu. Bambaşka tarz. Verratti biraz daha oyun kurucu ve driplikle çıkma özelliği olan bir oyuncu. Torreira tamamıyla rakibi bozmaya yönelik dinamizm katan tarzda bir oyuncu. Kimisi tercih eder, kimisi tercih etmez. Ben misal Torreira tarzı kısa 6 numaralar bana çok uymuyor. Çünkü bizim Trabzon hani 2-1 yenildiğimiz deplasmandaki maçta Torreira misal çok kötü oynamıştı. Niye? Çünkü orta sahada çok pozisyon kaybetti. Zaten Okan Hoca çıkartmıştı Torreira'yı. Verratti tarzı da biraz daha farklı profil. Pirlo tarzı 6 numara. Kariyerinin son zamanlarında Pirlo. Bu adam 10 numaraydı. Sonra orta sahaya geçti. Sonra 6 numara oldu. Önüne 2 tane çift 8 geldi. Bu adam nasıl 6 numaraydı? Biraz daha tek toplası. Xabi Alonso. İlk zamanlar 8'di. Sonra full 6'ya geçti. Niye? Dinamizmi düştüğü için. Fiziksel gücü düştüğü için. Bizde Sosa nasıldı? Sosa kariyerine gidin bakın. Bu adam ilk sağ açık sol açık forvet arkasıyla başladı. Beşiktaş'ta 10 numaraydı. Milan'da orta 8 numaraydı. Bizde 6 numaraydı. Niye? Peki Sosa ekstra ne yapıyordu? Hani derin oyun kurucu diyorsunuz ya. Gidin bakın bakayım Sosa'nın kazandığı hava topu mücadelelerine. Sosa Trabzonspor'da bulunduğu dönemde hem oyun kuruculuk yapıyordu hem de hava toplarında oldukça başarılıydı. Hava toplarında oldukça başarılıydı Sosa. Fenerbahçe'de de alt oynadı. Hamsik. Bizde en başarılı olduğu mevki 8'di. 6'da Berat oynuyordu işte. Berat da çok kötü oynuyordu. Ama Hamsik 6'da oynar, 8'de oynar. Hamsik sana geri geldi mi defansif pozisyon alma da sağlar. Topu defanstan çıkartmayı da sağlar. Gelelim peki 8 numara ne? Aslında 8 numara da birçok şeye ayrılıyor. Mesela benim en katlanamadığım 8 numara Selçuk İnan tarzı 8 numara. En sevdiğim 8 numarada işte Duncan var. Fiorentina'da. İşte Ndiaye var. İşte Musa Sissoko, eski Pogba, Real Madrid'in Bellingham, Tchouaméni, Camavinga gibi, işte Gravenberch gibi, Milinkovic gibi, işte Suat Serdar, bunun gibi, Gedson gibi. Bu tarz topu drip, ben 8 numara anlayışım, topu driplikle çıkabilen, ceza sahasında koşu yapabilen, biraz daha denge oyuncusu, bana da sezonda 5 ile 10 skor katkısı verecek oyuncu olarak nitelendiriyor. Önemli değil. İstersen oyuncuları adapte edebilirsin. Mesela Beşiktaş'ın transfer ettiği Chamberlain
Sağa çık, sola çıktı. Ne yaptı onu Klopp? Sağ iç yaptı. Bence çok da başarılı oldu. Sağ iç mevki, dinamizm, o zaman yaşı biraz daha dinamizmi iyiydi. Boyu da uzundu. 1.85 boyu vardı. Çok da başarılı performans oldu. Sana sakatlandı adam. Bunun gibi arkadaşlar. İsterseniz de bazı videolarımda bunu katılı özel yaparım. Kitap önerisi, bilmem ne önerisi yaparım. Her yaş için, çocuklar için, ilkokul, lise, üniversite öneririm bir sürü. Dergi, mergi bir sürü öneririm. Şimdi gelelim Mendy konusuna arkadaşlar. Trabzonspor ne bileyim yani Sabahspor haber girdi. 900 bin euro yıllık maaşta 3 artı 1 sözleşmeyle Trabzonspor Mendy ile anlaştı. Ama artık haberleri ve yönetimi o kadar yani güvenim kalmadı ki haber doğru mu yalan mı bilmiyorum. Kurudu boğazım içeyim. Şimdi 900 bin euro çok para arkadaşlar bu oyuncu için. Bak potansiyeli var tabii ki de. Potansiyeli olduğunu yani kim inkar edebilir? Ama kardeşim biz bu potansiyeli yukarı çekebiliyor muyuz? Ya geçen anlattığım hikaye. Ya biz bu boku niye yedik o zaman? Affedersiniz de. Madem paramız yok. Madem 3 kuruşluk adama 5 kuruş vermeyeceğiz dedik. Ya kardeşim neden 900 bin euro maaş veriyoruz? Neden 6 milyon euro bonservis veriyoruz? Önereceğim oyuncu, önereceğim. Makul oyuncular önereceğim. Makul oyuncu ama siz benim bildiğim oyuncular işinize gelince Trabzonspor herkese alır ama işinize gelince herkese almaz. Mesela Suat Serdar çok önerdik. Aa, alamayız alamayız dediniz. Adam gitti Verona'ya. Bir iki tane saçma sapan karşı çıkanlar oldu ama ya bir zahmet de Verona'dan topçu alalım yani araya. Bir Türk topçu da ikna edelim. Yani lig bir dünya yıldız geldi. Trabzonspor da bir tane bir minik göktaşı alsın ya. Allah razı olsun ya. Madem bu kadar para verebiliriz bu oyuncuya ki takımımız gerçekten de tecrübesiz bir takım. Seviyesi düşük bir takım. Bakın ben çok para harcansın, yaşlı oyuncu gelsin demiyorum ama yani takımın iskeletinde büyük problem var. Takımın neredeyse yarısından çoğu belirli potansiyeli vaat etmiş ama o potansiyeli ulaşamamış. Bu potansiyeli ulaşmaya beklediğimiz oyuncularla dolu. Uğurcan Çakır dışında kendi potansiyeline ulaşmış bir Bakasetas var. Bir Vişça var, Trezeguet var. Trezeguet sakat. Afrika Kupası'na gidiyor zaten. Vişça ölmüş, ağlayanı yok. Bakasetas da tavanı buydu zaten. Şu anki oyun sistemi buna uymuyor. Uğurcan da kötü performans gösteriyor. Yok yani, yok, yok, yok. Zor zamanlarda elini taşın altına sokacak oyuncu yok. Hatırlayın bizim kötü kadromuzda NBA nasıl oynuyordu. Bakın şey demiyorum, Cervinho'lara, bunlara para saçalım demiyorum. Önereceğim ben, önereceğim. Corbelis'i alacağıma 500 bin euro daha veririm. 5 sene kafam rahat olsun. Bakın Vakayeme ucuz değil dediğimde anlamayıp bana laf atanlar oluyor. Bak Vakayeme geldiğinde yine ucuz değildi. Oğlum benim biliyorsunuz ben Vakayeme ve Abdülkadir Ömür hayranıyım. Ucuz değilden kasıt bilmediğimiz İsrail Ligi'nden gelen bir oyuncuya iyi para vermiştik. Ona göre iyi para vermiştik. Normalde Joaquin Fernandez'in yanında verdiğimiz paranın yanında ne kalır ki Vakayeme Paşa'ma? Ona her şeyi verelim. Ama ne yaptı Vakayeme? Kafam rahat. Oyuncudan emindim. Yaşı da uygundu. Geldi vurdu geçti. Niye Vakayeme'ye o parayı da verdiler? Bakıyorsun diyorsun ki bu adam İsrail Ligi'ne düzenli performans da göstermiş. Çok zarar etmem. Etmedi de bonus da koydum. Bonusu da aldı adam. Ama biz geçmiş kariyerinde hiçbir CV'sinde başarılı bir şey görmediğimiz adamlara bir dünya para verdik. Vakayeme'nin bakıyorum istatistiklerine. Potansiyeli var. Yapmış adam. Türkiye Ligi'nde yapabilir mi? Ekuban'ı mesela aldık. Ekuban soru işaretiydi ama Ekuban'ı kiraladık. Almayabilirdik. Başarılı oldu, aldık. Bu. Yani bunu rica ediyorum anlayın. Umarım güzel anlatmışımdır. Mendy konusunda da bu kadar topa gireceğime ben kiralarım ya en kötü. İlla istiyor, istiyor. Bir de hoca illa istiyor, istiyor, istiyor denen bir şey olmaz. Yönetim yapar, hoca oynatır.
Abdullah Hoca bizi şampiyon yaptı. 3 kupa kazandırdı. Ama bize bir yapı inşa etmedi. Ki en iyi işi yapı inşa etmek olan adam. Niye? Şampiyonluk kadrosu kuruldu. 1-2 senelik kadro kuruldu. Sonra bum! Yönetim haklı. Futbol kültürü olmalı. Ya kardeşim zaten Ahmet Havlu'ndan sonra sen geldin. Yani yaklaşık baktığımızda işte seninle devam edeceğini düşünüyorum. Bir dönem daha dersin. 12 yıl boyunca sizin zihniyetinizin olduğu bir dönem. Nasıl bir yapı kuramazsın ya? Nasıl bir yapı kuramazsın? Ya 12 senede ben size söyleyeyim. Ya 12 senede gerçekten neler olur ya? Neler olur? Neyse. Çok uzatmaya gerek yok. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Yavruşlar da uyudu. Bu arada yavruşları da hiç özlememişsiniz. Bunları hiç özlememişsiniz. Hiç Halit'e sormadınız. Ya işte sizi bir yandan otururlar. Sizi bir yandan otururlar yavruşlarım. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere.